Kayseri'de Türk Sağlık Sen üyeleri hekimlere gelen zamların bütün sağlık çalışanlarına gelmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi yaptı. Kayseri İl Sağlık Sen Şube Başkanı Hakan Keser, yapılan zamların sadece hekimlere değil bütün sağlık çalışanlarına yapılması gerektiğini belirterek hiçbir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır dedi. Geçen hafta çarşamba günü gündeme bir haber düştü. Hükümet hekimlerin ücretlerinde 2500 ile 5000 TL aralığında bir iyileştirme yapacağını deklare etti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında yapılacak olan iyileştirme herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Çünkü döviz almış başını gidiyor, artan enflasyon nedeniyle ürünlerin etiketi günden güne değişiyor. Yani para pula döndüğü için fiyatlar cep yakıyor, yürek yakıyor. Hayat her açıdan ateş pahası. İşte böyle bir ortamda sadece hekimlere yönelik bir iyileştirme yapılacağı açıklandı. Değerli basın mensupları, öncelikle olarak şunu konuya açıklama getirmek istiyorum. Hekimler adına yapılan düzenlemeye yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla sonuna kadar da destekliyoruz. Hatta çok geç kalmış bir düzenleme olduğunda ifade ediyoruz. Sağlık hizmetleri emek ister, yoğun bir hizmettir. Pandeminin olağanüstü şartlar içerisinde tüm sağlık çalışanları can siperhane çalışmıştır ve çalışmaktadır. Çok sayıda arkadaşımızı COVID nedeniyle kaybettik. Ruhları şad olsun. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve hekiminden hemşiresine, teknikerinden memuruna, sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan bir düzenleme kadüktür, yoktur. Hiçbir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır. Sadece Sağlık Bakanlığı çalışanları değil, aynı zamanda üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, asistan hekimler, aile hekimliği çalışanları da bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Açıkçası bu durum sağlık çalışanları içerisinde çok bir infiale yol açmıştır. Değerli basın mensupları, şunun altını özellikle çiziyoruz. Yetkili sendika olarak biz zam yapılmasına asla karşı değiliz. Olamayız da. Zamma karşı olmamız sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Ülkemizde kamu adına 1 milyon sağlık çalışanı görev yapıyor. Kapıdaki güvenlik görevlisinden danışmadaki memura, temizlik görevlisinden teknikere, ambulans şoföründen röntgen teknisyenine, hemşiresinden doktoruna ve sayamadığımız birçok unvanına kadar bunların tamamı 1 milyon sağlık emekçisidir. Görev tanımları farklıdır. Ancak yaptıkları iş insanımıza sağlık hizmeti sunmaktır. Hiçbir branştaki her bir birimdeki sağlık emekçisi sağlık hizmet zincirinin bir halkasını temsil ediyor. Zincirin bir halkasını yok sayarsanız tamamını yok saymış olursunuz. Zincirin bir halkası kırılırsa tamamı incilmiş olur. Zincirin bir halkasını görmezden gelirseniz tamamını görmezden gelmiş olursunuz. Zam konusunda geçen hafta yapılan açıklamalarla tam da bu durum ortaya konmuştur. Üstelik en yetkililerin ağzından gerçekten de çok üzüntü verici bir durumdur. Geçen hafta sağlığın bir ekip işi olduğu, sağlık çalışanlarının da bir bütün olduğu göz ardı edilmiştir. Çok şükür Sağlık Sen Teşkilatı'nın onurlu duruşu, genel merkez yönetimimizin çok yönlü girişimleri ve ülke sattığındaki sağlık çalışanının feryadı neticesinde siyasiyle de eksikliğin farkına varmış görünüyor. Açıklamalara bakacak olursak zam konusu bütçe görüşmeleri neticesinde tekrar meclis gündemine gelecektir. 1 milyon sağlık çalışanının bir kısmına zam yapıp geri kalanını yok saymak, çalışma barışını baltalamaktan, sağlık çalışanlarını kutuplaşmaktan başka bir anlam ifade etmez. Hele tüm bunlar, sağlık çalışanlarının en iyi anlaması gereken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyorsa, bu daha çok vahim bir durumdur. Saygıdeğer basın mensupları, Sağlık Sen olarak bu vahamete dur demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye'de şubelerimizde, genel merkezlerimizde iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarının da bizlere bu yolda destek olmaya
davet ediyoruz. Genel merkezimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda bugün ve perşembe günü yapacağımız iş bırakma eylemine katılan tüm üyelerimize tutanak tutulsun. İsterse ne yapılmaya kalkışırsa kalkışsın. Sağlık Sen güçlü şubesi, güçlü temsilcisi ve genel merkeziyle üyesinin yanındadır. Yaptığımız her eylem kesinlikle kanunidir. Kanuni altyapısına dayalı olmayan hiçbir eylemde Sağlık Sen kesinlikle olmaz.